19 Aralık 1926'da Aksaray'da başlayan 89 yıllık hayatına milletinin kederini, sevincini, türkülerini, sevdalarını sığdırdı. Beşikten mezara kadar Cumhuriyet değerleriyle harmanlanan ömrü boyunca zor günlerin adamı olarak çıktı memleket sorunlarının karşısına. Söylediği her sözü, yarattığı her eseri Cumhuriyete ve insanlığa hizmet düsturuyla ortaya koydu. Objektifini yüreğine takan Fikret Otyam, yoksul köylülerin toprak ve su mücadelesine öncülük etti. Halkın dert ortağı olduğu kadar gerçeklerin de çözümün de izini sürdü. Anadolu'nun her rengini incelikle tuvaline yansıttı. Tüm üretimlerinin odağına önünde saygıyla eğildiği milletini koydu büyük usta. Öncü özellikleri ona örgütlü olma sorumluluğu yükledi. Göğsüne çoban yıldızını taktı. Antalya'da gelemediğim için sayın bölge başkanım geldi, bana şuradaki güzel rozeti taktı. İşçi partiliyim. Ne mutlu bana, ne mutlu bana, ne mutlu bana, ne mutlu hepinize. Sağ olun. Ulusal kanalın harcında da emeği olan Fikret Otyam yine ön safta sanatını gerçeklerin hizmetine sundu. Hasta yatağından son nefesine kadar Aydınlık Gazetesi'nde ülke gündemine ve gerçeklerine dair haftalık yazılarını aksatmadan sürdürdü. Çalışmaya başlarım ortalık kararıncaya kadar. Bazen hızımı alamıyorum, lambalar yaptırdım böyle gündüz ışığı veren. Gece kalkarım resim yaparım. Yazar, gazeteci, ressam Otyam, ülkesinin içerisinde bulunduğu her koşulda tüm ünvanların önüne Cumhuriyet Aydını ünvanını koyabilen az sayıda aydından biri olarak tarihin onur sayfasına yerleşti. Genç hanım, gel. 1953'te ilk defa Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya gittim. Ve gördüklerimden kendi kendime karar verdim. Ben onların gözü, dili, kulağı olmaya çalıştım. Yıllardan beri